Bismillahirrahmanirrahim. Ticaret Odası Karatay Üniversitemizin saygıdeğer yöneticileri, saygıdeğer öğretim üyeleri, saygıdeğer öğrencileri, Karatay Müftülüğümüzün saygıdeğer camilerinde görevli İmam Hatip ve Müezzin Kayyım kardeşlerimiz, saygıdeğer misafirler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bizleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ümmet olma bahtiyarlığını bizlere lütfeden Rabbimize Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, onun âline, onun ashabına salatü selam olsun. Resulullah Efendimiz şu ayet-i kerimede de beyan edildiği gibi ya eyyühen nebiyyü inna ersennâke şâhiden ve mübeşşiren ve nedîra. O öyle bir Resul ki Allah'ın birliğine şahit, o öyle bir peygamber ki Allah'a nasıl ibadet edileceğine istişhat, yani önder, rehber. O öyle bir Resul ki ümmetlerin hem imanına, hem kizbine, hem inkarına şahitlik edecek bir peygamber. O Allah'ın izniyle Allah'ın ahkamına, Allah'ın rızasına davet eden bir davetçi. O cehaletin ve şaşkınlığın karanlıklarında gönülleri aydınlatan bir çera, bir nur. O bütün peygamberleri tasdik ve tevsik eden Hatemul Enbiya, peygamberlerin mührü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O öyle bir Resul, öyle bir peygamber ki Allah'ın rızasını ve her iki cihanda aziz ve bahtiyar olmak isteyenler için üsve-i hasene, Allah'ın rızasını arayanlar, hem dünyada hem ukbada mesut ve bahtiyar olmak isteyen müminler için bir üsve-i hasene, en güzel örnek. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashabı, özellikle bu sene bildiğiniz gibi muhterem kardeşlerim, bu senenin Mevlid-i Nebi teması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve gençlik teması. Biliyorsunuz şunu özellikle biz bu haftada amaçlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisinin kalplerimizde, gönüllerimizde, toplumumuzda daha çok yaygınlaşması. Şunu bilirsiniz ki insan Resulullah Efendimiz'i tanıdıkça onu daha çok sever. O tanındıkça, bilindikçe çok sevilen bir peygamberdir. Biz bugünkü panelimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in terbiyesinde yetişen ve Resulullah Efendimiz'in kalpleri imar etmekle yetiştirdiği, mamur kılmakla yetiştirdiği gençler, ki onlar dünyanın yıldızları, onlar kalpleri Resulullah Efendimiz'in terbiyesinde imar edilen kimseler, hakikaten onlar dünyayı imar etmiş, dünyanın yıldızları, dünyayı mamur hale getirmiş ve insanların kalplerini imar etmekle kalmamış, hem fiziki manada şehirler kurmuş, devletler kurmuş gençleri Peygamber Efendimiz kendi terbiyesinde yetiştirdi. Onları imar etmek suretiyle Resulullah Efendimiz dünyayı mamur kıldı. Onları imar etmek suretiyle Resulullah Efendimiz ukbayı, ahiretimizi bizim için mamur kıldı. Ben bu sebeple iki değerli hocamız var. Bildiğiniz gibi sağ tarafımda oturan Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız, İlahiyat Fakültemizin Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin dekanı. Sol tarafta da Profesör Doktor Ali Akpınar hocamız. Şimdi ben hocalarıma söz vereceğim. Önce hocam nasıl uygun görürsünüz? İsterseniz sağ taraftan başlayalım. Sayın dekanımıza söz veriyorum öncelikle. Muhterem hocam buyurun efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve gençlikle ilgili bir 20 dakika, 25 dakikalık bir süre. Buyurun Sayın Hocam, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri ilim, amel, akıl, anlayış, tefekkür gibi güzel hasletlerle
bütün bir varlık üzerine üstün kılan Allah'ımıza hamdolsun. Allah'ın selamı, ilimlerin, hikmetlerin kaynağı, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın âl ve ashabının üzerine olsun. Sayın hocam, çok değerli il ilçe müftülerim, üniversitemizin saygıdeğer hocaları, geleceğimizin ümit nesli sevgili gençler. Sözlerime başlarken hepinizin Mevlid-i Nebi haftasını tebrik ediyorum. Bu haftanın Konya'mıza, ülkemize ve bütün bir İslam alemine huzur, barış, kardeşlik, refah getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi en içten saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hazreti Peygamber aleyhisselam ve gençlik konusu üzerinde durmak istiyorum. Değerli gençler, bildiğiniz gibi insan hayatı çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve ihtiyarlık olmak üzere dört ana döneme ayrılmaktadır. Mevsimler de öyle değil mi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Gençlik, insan hayatının baharı demektir. Ama bu nasıl ki baharın gelişiyle birlikte tabiatta çiçeklerin açması ve bu çiçeklerin etrafına güzel kokular saçması, tabiatın uyanışı, dirilişi, insanın gönlüne ferahlık vermesiyle birlikte bir de bahar nezlesinden bahsedilir. Mevsim geçişlerinde bazen insanın yapısı, fizyolojik yapısı bazı hastalıklara karşı kendisini müdafaa edemediği için de yorgun, argın düşebiliriz. İşte gençlik de biraz buna benzemektedir. Genç insan enerjiktir, dinamiktir. Genç insan hatta biraz da asidir, biraz da fırtınalıdır. Bu doğal bir şeydir. Çünkü gençlik dediğimiz şey, pedagogların tanımlamalarına göre insanın biyolojik ve psikolojik anlamda çocukluğunun sona erdiği, toplumda sorumlulukları yüklenme döneminin başladığı bir zaman dilimine tekabül ediyor. Bu da yaklaşık 12-25 yaş aralığına uygun düşüyor. Dolayısıyla insan hayatının en kritik dönemi gençlik dönemidir. İnsan geleceğini ya bu gençlik döneminde kazanacaktır ya da bu gençlik döneminde kaybedecektir. Bunun için ünlü sufilerin söylediği bir söz var. Müslüman genciyle yaşlısıyla İbnül Vakit olmalıdır. Vaktin çocuğu, vaktin evladı olmalı. Geçen gün zaten geçmiştir. Geri dönüştürmemiz, geri sarmamız mümkün değil. Gelecek ise bizim için meçhuldür. Ne olacağını bilmiyoruz. Esas olan insanın içinde bulunduğu anı, zamanı en verimli, en üretken bir şekilde değerlendirmesidir. Onun için Hazreti Peygamber aleyhisselam ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin değerini biliniz buyurmuşlardır. Gençliğin değerini bilmek gerekiyor. Ama maalesef bu değeri gençlik dönemini atlattığımız zaman farkında oluyoruz ama artık geçen geçmiştir. Onun için değerli gençler, biz geleceğimizi bu dönemde kazanacağız. Bu dönem eğitim ve öğretim dönemidir. Ve gençliğin, sizlerin hem psikolojik, fizyolojik, bedensel, dini, estetik vesaire gibi duygular bakımından hem beden gelişiminin hem zihin gelişiminin birlikte yürüdüğü bir dönemdir. Bir nevi ergenlik dönemidir. Bu ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi, verimli olabilmesi için ibadet neşesiyle
gençlerimizin yetiştirilmesi gerekiyor. Bunun için Hazreti Peygamber aleyhisselam kıyamet gününde 7 sınıf insanın arşın gölgesinde özel konuk olarak misafir edileceğinden bahseder. Bunlardan birincisi adil devlet başkanı, ikincisi de ibadet neşesiyle, Rabbine olan ibadet neşesiyle yetişen bir gençtir diyor. İşte gençlik çağımızda ibadet duygusuyla eğer geçirebiliyorsak, dindar bir gençlik olarak geçirebiliyorsak, inanın hayatımızı daha az hasarlı bir şekilde geçireceğiz, başarılı bir şekilde geçireceğiz. Onun için gelecek gençlerimizindir diye bir söz vardır. Doğrudur. Bütün milletler nesillerine, gençliğine yatırım yaparlar. Bakın, bizim büyüklerimiz de hep öyle seslenmediler mi? Necip Fazıl, Allah rahmet eylesin, hep Büyük Doğu gençliğinden söz etti. Bakıyoruz Nurettin Topçu, evet o da hareketten bahsetti. Çünkü hareket gençlerdedir. Değerli gençler, Arapçada Arapların ateş karıştırdıkları maşaya miçhel denilir. Miçhelün, cehile fiilinden gelir. Cehile aslında öfkesine yenik düşen kimsenin halini anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Sadece cehil okuma yazma bilmeme manasına gelmez. Aynı zamanda hareketlilik manasına da gelir. Siz maşa ile ateşi karıştırdığınızda o küllerin arasından o kızaran ateşin öne çıktığını ve alevlendiğini görürsünüz. İşte gençlik de buna benzer. Gençlik ateşi bir nevi gazabın, öfkenin patlama anında olduğu bir psikolojik yapıdır. Bunun için yine Araplar derler ki istechheletur rihul usne, rüzgar dalı salladığı zaman, yani hep hareketlilik demektir, hareketlilik. İşte bu hareketliliğin faydalı bir ana kanalize edilmesi gerekiyor. Bazen bu hareketlilik toplum için fesat, yıkım kaynağı olabildiği gibi bazen de toplumumuzun kalkınması, daha ileri düzeylere ulaşmasında gençliğin enerjisinden istifade etmek gerekir. Bunun için merhum Nurettin Topçu bir isyan ahlakından bahseder. Yani isyan ahlakı demek vurup yıkmak manasına gelmiyor. Bu bir ahlaklı duruştur. Gençliğimizin kendi tarihi kökenine, milletinin değerlerine, ruh köküne bağlı kalması ve milletinin değerlerini savunması manasına geliyor. Öbür taraftan bakıyoruz, Sezai Karakoç diriliş neslinden bahsediyor. O da diriliş nesli diyor bu nesle. Mehmet Akif'imiz malum, o da Asım'ın nesli diyordu. Asım'ın nesli, Müslüman Türk gençliğini Asım'ın nesli olarak anlatıyor. Bir nevi sahabenin yolunu izleyen bir genç olarak ve bu genç Asım'ın neslidir, Çanakkale'de Çanakkale zaferini elde etmemize vesile olan. Bu Asım'ın gençliğidir. Aynı zamanda Anadolu'nun emperyalizmin çizmelerinden kurtulmasına vesile olan. Bu Asım'ın neslidir. 15 Temmuz'da istilacıların tanklarına karşı direnen, işte bu gençliktir, bu dinamik gençliktir. Bu milletin ruh köküne bağlı olan gençliktir. İşte Hazreti Peygamber aleyhisselamın da o İslam'ın ilk günlerinden itibaren ortaya koyduğu ve İslami harekete omuz veren etrafındaki bu gençlerdir. Onun için sevgili gençler, hani şairin dediği gibi, onun gelişiyle birlikte gam gidip alem yeniden buldu can. Evet, o Hazreti Peygamber aleyhisselam daha Mekke toplumunda, Mekke'nin o karanlık sokaklarında insanların can güvenliğinin, mal güvenliğinin, akıl emniyetinin, nesil emniyetinin olmadığı bir günde henüz peygamber olmamasına rağmen o toplumun bir ferdi olarak sorumluluk duyuyordu. Acaba Mekke diyordu, tarih boyunca iki açıdan önemlidir. Birincisi dini bir merkez olması. Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren Kabe-i Muazzama'nın orada olması
cahiliye döneminde bile hac ve umre hizmetlerinin yapılması hasebiyle insanlar bu topraklara akın ediyorlardı. Bir diğeri de ticaret yollarının kavşak noktasını oluşturan bir coğrafyanın adıydı Mekke. Şam'a giden kervanlar, Yemen'e giden kervanlar, Hind'e, Çin'e giden kervanlar bu topraklardan geçiyordu. O halde sizler de biliyorsunuz, bir ülkenin kalkınması, huzuru ancak güvenliğiyle sağlanabilir. Eğer o toplumda güven varsa, piyasalarda güven varsa ve özgürlük varsa, orada hem fikri özgüven vardır, hem ticari özgüven varsa kalkınma vardır, refah vardır, huzur vardır. İşte Hazreti Peygamber aleyhisselam, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadının adının bile olmadığı, insanların köleler, cariyeler, hürler diye sınıflara ayrıldığı, güçlü olanın zayıfları ezdiği, insan haklarının askıya alındığı, üstünün hukukunun egemen kılındığı bir toplumsal yapı vardı. Onun adına cahiliye deniliyordu işte. Hazreti Peygamber aleyhisselam o toplumda yeniden Mekke'ye güvenin gelmesi için bir genç olarak, ki yaşı o dönemde henüz 21-22 yaşlarındaydı Hazreti Peygamber'in, Hılful Fudul diye Abdullah bin Cüdan isimli Mekkeli, ahlaken gerçekten temiz kalmış haniflerden olan bir şahsiyetti. Ve onun evinde bir araya geldiler ve dediler ki, bu Mekke'ye güven nasıl yeniden gelecek, nasıl güvenlik sağlanacak? Ve orada bir anlaşma yaptılar. Adeta insan hakları alanında bir sözleşmeydi, bir bildirgeydi. Amacı neydi? Mekke'de insan haklarını yeniden sağlamak. Ticaret yapmak adına bu topraklara gelen, evet, tüccarların güvenliğini sağlamak. Yine hac yapmak adına bu topraklara gelen hacıların güvenliğini sağlamaktı. Gerçekten de genç Muhammed Aleyhisselam'ın başkanlığında bu Erdemliler örgütü, Erdemliler cemiyeti Mekke toplumunda büyük işler başarmıştı. Hatta Hazreti Peygamber daha sonra şunu diyecekti. İslam döneminde de aynı şeyi söyleyecekti. Bugün de diyordu, insan hakları alanında kim olursa olsun dini kimliğine ve ırkî kimliğine bakmadan bu insan değil mi ki insanlığa hizmet edecek, böylesine bir kuruluşa davet edilsem yine gelir katılırım diyordu. İşte değerli katılımcılar, Hazreti Peygamber aleyhisselam Risalet döneminde bakıyoruz onun çevresinde İslam'a omuz veren, Mekke'de barışın, kardeşliğin tesisi için çalışanların yaş ortalamalarına bakıyoruz, 10 ile 30 arasında değiştiğini görüyoruz. Ama gençlerden, İslam'a destek verenler gençlerdendi. İşte Hazreti Ali daha 10 yaşında bir gençti. Hazreti Peygamber'e bütün o şiddet ortamına rağmen, baskıya rağmen, acıya, zulme rağmen, bütün mobbing faaliyetlere rağmen bakıyoruz evini Müslümanlara açan Erkam bin Erkam ve Darul Erkam denilen evi açtığında henüz yaşı 17'lerdeydi. Yine bakıyoruz Hazreti Peygamber'in hicrete, Habeşistan'a gönderdiği Müslümanların çoğu gençlerden oluşuyordu. Bunlardan birisi Cafer-i Tayyar'dı bildiğiniz gibi. Bihset'in 5. yılında Habeşistan'a Hazreti Peygamber bir grup Müslümanı göndermişti. Çünkü Mekke'de yaşama imkanı kalmamıştı. Habeşistan'da Necaşi adlı Hristiyan bir devlet başkanı vardı. Ama buna rağmen insan haklarına değer veren bir devlet adamıydı. Mekkeliler Müslümanları Habeşistan'da da rahat bırakmadılar. Bir heyet göndermişlerdi Habeşistan'a. Yeniden oraya hicret eden Müslümanları, göçmenleri Mekke'ye getirmek istiyorlardı. Çünkü onlar şunu biliyordu. Hani Necip Fazıl Kısakürek, Allah rahmet eylesin, hicreti şöyle tanımlar. Hicret merkezi çevreden kuşatmaktır diyordu. Onlar biliyordu ki bu Müslümanlar Habeşistan'a giderse Mekke'yi çevreden kuşatacaklar ve bir gün gelip düşürecekler endişesini taşıyorlardı. İşte orada şikayet ettiler. Ne dedi Necaşi? Adil devlet başkanı. Adalet evrensel bir değerdir. Müslümanın da adili olur, gavurun da adili olur.
Müslümanın da zalimi olur, öbürünün de zalimi olur. Ama adalet evrensel bir değerdir. İşte Necaşi'nin şahsında adaletin ülkesi diyebileceğimiz bir Habeşistan vardı. Necaşi hemen Mekke heyetinin arzularını, isteklerini yerine getirmedi. Bir araştıralım bakalım dedi. Bunları bir dinleyelim. Niye gelmişler benim topraklarıma dedi. Ve bir tarafta devlet erkanı başlarında Necaşi, bir tarafta ileri gelen din adamları, Hristiyan din adamları, bir tarafta Mekke heyetini görüyoruz. Ve temsilci olarak onlara İslam'ı bir manifesto gibi sunacak olan yiğit Müslümanlardan birisi de Cafer bin Tayyar. O da henüz daha 20'li yaşlarda bir gençti. Ve o şöyle seslenmişti. Ey hükümdar, biz niye geldik buraya, senin topraklarına? Bunu anlatmak istiyoruz. Ey hükümdar, bizim topraklarımızda güçlüler zayıfları eziyordu. Bizler kan döküyorduk, leş yiyorduk, putlara tapıyorduk. Akraba ve komşularımızla olan ilişkilerimizi kesmiştik. Helal ve haram tanımıyorduk. Güçlüler zayıfları eziyordu. Yetimler, yoksulların adı yok gibiydi. İşte böyle bir toplumsal vasatta Allah bize içinden soyunu sopunu bildiğimiz Muhammedül Emin olarak, genç olarak bilinen Muhammed'i içimizden bize peygamber olarak gönderdi. O bize şunları söyledi. Dedi ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Ey insanlar, sadece Allah'a kulluk edin. Adam öldürmeyin. Eşkıyalık yapmayın. Hırsızlık yapmayın. Helal ve haramı gözetin. Güçlülerini, zayıfları ezmesin, onları korusun dedi. Ama işte biz buna inandığımız için kavmimiz bize zulmetti, haksızlık yaptı ve biz senin adaletine güvenerek bu topraklara geldik ey hükümdar dedi. Tabii bu konuşma çok uzun değerli gençler. Ve orada Necaşi, o da insan, onda da bir fıtrat var. Bu gencin, bu Müslüman gencin, mücahidin konuşması karşısında çok etkilendi ve gönlüne İslam'ın ışığı vurmuştu. İşte o da daha sonra Müslüman olacak. Hazreti Peygamber aleyhisselam vefat ettiğinde Medine'de Necaşi'nin gıyabında cenaze namazını kılacaktı. Yine biz bakıyoruz, tabi zaman da geçiyor, ona da dikkat etmemiz lazım. Peygamberimiz Mus'ab bin Umeyr Medine'ye gönderdi. Mekke'nin asil, soylu, kültürel açıdan, entelektüel açıdan güçlü bir ailesinin çocuğuydu. Annesi ve babası onu Müslüman olduğu için evlatlıktan attıkları bir gençti. Evet, o Hazreti Peygamber'in çağrısıyla hicret öncesi Medine'ye gitmiş, adeta Medine'yi hicrete hazırlıyordu. Onun girmediği ev kalmamıştı Medine'de. Hatta ikinci akabe biatına gelenler onun çağrısıyla, onun hidayet vesilesiyle İslam'a girmişlerdi. İşte Mus'ab bin Umeyr daha 25 yaşlarında bir gençti. Hazreti Peygamber aleyhisselam Mekke'de yetiştirdiği bu gençleri İslam'ı anlatmaları için sağa sola da gönderiyordu. Bunlardan birisi Muaz bin Cebel'di. O da 20-25'li yaşlarda bir gençti. Onu da Yemen'e gönderiyordu, Habeşistan'a, o taraflara gönderiyordu. Ve Muaz'a diyordu ki, ey Muaz, seni Hristiyan bir kavme gönderiyorum. Oraya gittiğinde neyle hükmedeceksin? O da diyordu ki, ya Resulallah, önce meselelerin çözümü için, bu güncel ortaya çıkan dini meselelerin çözümü için, önce Allah'ın kitabı Kur'an'a bakacağım. Orada bulamazsam senin sünnetin hadislerine bakacağım. Orada da çözümü bulamazsam beynime, aklıma müracaat edeceğim diyordu. Ve bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselam ona dua ederek atına atlıyor Muaz ve Yemen'in yolunu tutuyordu. Üsame, mesela Üsame bin Zeyd ordu komutanı 18 yaşında bir gençti. Zeyd bin Sabit Kur'an'ın toplanmasında vahiy katipliği yapan, aynı zamanda Hazreti Peygamber aleyhisselamın bir dil bilen bir kişi, iki dil bilen iki kişi dediği ve Süryanice, İbranice gibi dilleri öğrenmek için onu görevlendirdiği zaman Zeyd bin Sabit de 22 yaşlarında bir gençti. Bunları çoğaltmak mümkündür. Onun için değerli gençler,
Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu gençlere verdiği değeri, bu fırsatı elbette bizler de vereceğiz. Ama şunu unutmayalım ki bugün Türkiye gençliğinin iki tehlikeyle yüz yüze karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunlardan birisi zihinsel bir tehlike diyebileceğimiz tehlikelerdir. Nedir bunların başında ne geliyor? Bugün bunun başında bir takım yıkıcı, bölücü hareketler ve akımlar geliyor. Bunlar neler? İşte bugünlerde deizmden bahsediliyor. Yani o parlatılmak isteniyor. Ateizm yeniden parlatılmak isteniyor. Nihilizm, hedonizm dediği, yani gencimizin vatan, millet, değerlerden azade olarak sadece kendi zevklerine odandığı, milletinin geleceğini düşünmeyen bir gençlik yetiştirilmek isteniyor. Satanizm vesaire gibi sapkın akımların ağına düşen ve ne olduğu belli olmayan, biraz İslam'dan, biraz dinden, biraz seküler, biraz dünyevi bir gençlik yetiştirilmek isteniyor. Bu konularda hepimizin uyanık olması gerekiyor. İkincisi, bedensel bir kirlenme ile gençliğimiz yüz yüze kalıyor. Bunun temel sebepleri ne? Bunun temel sebepleri arkadaş çevresi, özentiler, merak ve aile yapılarımızın maalesef çoluk ve çocuğunu kontrol etmediği ve sosyal ve kültürel dayanaklardan yoksun olan gençlerimiz maalesef bir takım bedensel yapımızı kirletecek olan kötü alışkanlıkların ağına düşüyor. Bazen bunda akran çevresi de çok etkili oluyor. Nedir bu? İşte hepimiz resmi verilerden öğreniyoruz bu sonuçları. Bakınız Türkiye'de sigaraya başlama yaşı maalesef 10'a inmiştir. Alkol bağımlılığı, alkole başlama yaşı 13'e inmiştir. Ve madde bağımlılığı da hakeza bu şekilde. Onun için gençliğimizin hem zihinsel anlamda bozulması hem beden sağlığının bozulması için çalışanlar var. Bu konuda bizim bütün resmi kuruluşlarımızın ve hepimizin, özellikle din adamlarımızın, hocalarımızın, ilahiyat fakültesi hocalarımızın, herkesin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve vicdanı olan herkesin bu konuda gençliğimizin eğitilmesi, ahlaklı, dürüst, kendi milletinin değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmek için de çalışmamız, gayret sarf etmemiz gerekiyor. Onun için bu millet Osmanlı bakiyesidir, unutmayalım. Değerli gençler, bizim sorumluluğumuz büyüktür. Onun için bakın, bir batılı tarihçi bize anlatırken ne diyor? Diyor ki Osmanlı yıkılan bir uygarlığın adı değil, durdurulan bir uygarlığın adıdır. Önündeki tarihi engeller kaldırılırsa tekrar yürüyüşüne devam edecektir diyor. İnşallah biz bu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bugün Osmanlı hinterlandında evet, oradan yükselen sesler bizi çağırıyor. Arap sokağı, mazlum halkların sokakları bu milleti yeniden küresel adalete, küresel vicdana çağırıyor. İşte biz asr-ı saadetin o ruhunu alarak Kur'an ve sünnetten kopmadan yeniden gençliğimizi, geleceğimizi hazırlayacağız. Fatihimizin İstanbul'u fethettiği yaşı hepimiz biliyoruz. 21'li yaşlarda, işte ashabın yaşında bu gençler, Çanakkale'de şehit düşen gençler 18 yaşında, 25 yaşında. Yemen'de şehit düşen gençler 18 yaşında, 20 yaşında. 15 Temmuz'da şehit düşen gençler de aynı değil mi? O halde aziz kardeşlerim, evet, Mevlid haftasında biz yeniden Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı hayatımıza yeniden davet edeceğiz. Şairin dediği gibi, gel ey Muhammed, bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Miraç'tan iner gibi gel, haçtan döner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Mevlid-i Nebi haftamız tekrar hepimize hayırlı olsun. Cenab-ı Hak o Resul'ün yolundan bizleri ayırmasın. Hayırlı Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocama çok teşekkür ediyorum. O gençlik insan hayatının baharıdır dedi. İnsan hayatının en kritik dönemidir dedi. Müslüman İbnül Vak'tır. Gençliği değerli bilmek gerekir dedi. Gelecek gençlikle kazandırır dedi.
ibadet neşesiyle yetiştirmeliyiz dedi. Yani veşâbun neşe fî ibadetillâhi teâlâ, yani gençlerimizi ibadet neşesiyle yetiştirmeliyiz dedi. Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu'ndan, Nurettin Topçu'nun hareketinden, yine Mehmet Akif'in, Asım'ın neslinden ve Sezai Bey'in, Sezai Karakoç'un Diriliş neslinden bahsetti ki, ve bütün bunlar için dedi ki, bunlar hepsi sahabenin yolunu izleyen gençliktir dedi. Ve bu direnen gençlik, isyan ahlakından bahsetti. Oruç veren bir gençlikten bahsetti. Erdemliler topluluğundan bahsetti. Barışın ve kardeşliğin tesisine çalışanların gençler olduğunu ve bu gençler arasında Hazreti Ali Kerremallahu Vecce Efendimiz, Cafer İbni Ebi Talip, yani Hazreti Ali'nin kardeşi ve yine şunu söyledi, bunu özellikle tekrar hatırlatmak isterim Recep Fazıl'dan, hicret merkezi çevreden kuşatmaktır dedi ve hem Habeşistan hicretini hem Medine'ye hicreti bu şekilde değerlendirdi. Ve adalet evrensel bir değerdir dedi Necaşi'den bahsederken, hakikaten bunu çok önemsedim. Yiğit Müslümanlar gerçekten canını malını Allah yolunda infak etmek, vermek konusunda cesur, kara gözü kara ve yiğit Müslümanlardan bahsetti. Mesela Musab İbni Umeyr'den bahsetti. Mesela içtihadın alevi olan Muaz İbni Cebel'den bahsetti. Üsame'den bahsetti, Hazreti Üsame'den, Zeyd bin Sabit'ten bahsetti ve Süryanice ve İbranice bildiğini söyledi, iki dilden bahsetti hakikaten. Sonra memleketimizde gerçekten gençliğe kurulmuş tuzaklardan bahsetti. Zihinsel tehlikeden ve bedensel kirlenmeden bahsetti. Cenab-ı Hak gençlerimizi muhafaza eylesin. Gerçekten bu kirliliği önlemek için bütün akıl sahiplerinin, izan sahiplerinin, vicdan sahiplerinin hep beraber çalışması gerektiğini söyledi. Ve şunu söyledi, bunu da söyleyip bitireceğim inşallah. Osmanlı yıkılan bir uygarlığın adı değil, durdurulan bir uygarlığın, bir medeniyetin adıdır dedi. İnşallah biz gençlerimizi hakikaten sahabenin yolunda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yetiştirdiği gibi, yine İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'in yetiştiği gibi aynı yolda yetiştirirsek, işte bu durdurulan medeniyetin yeniden dünyayı aydınlatacağını, yeniden yürüyeceğini söyledi. Ben hocama çok teşekkür ediyorum. Şimdi de saygıdeğer hocam Profesör Doktor Ali Hocam, Ali Akpınar Hocam. Müsaadenizle. Tabii, buyurun. Kürsüden size hitap edecekler. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamdolsun Yüce Rabbimize, salat selamlar Efendimiz, Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Değerli kardeşlerim, ben de hocalarımın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz onu anmak, sadece Mevlid haftasında değil, sadece Mevlid gecelerinde değil, aslında bizim günlük olarak yerine getirmemiz gereken bir husus. Ama onu anmakla iş bitmiyor. Onu anlamak, ama doğru bir şekilde anlamak gerekiyor. Bunun için de onun siretini, onun sünnetini, onun bize emaneti olan kitabını, Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve onun sözlü, fiili, yaşamış olduğu pratiğiyle hayatını doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. Anlamakla da iş bitmiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun Muhammedi güzelliklerini hayatımıza taşımamız gerekiyor. Hayatımızda yaşamamız gerekiyor. Her birimiz onu örnek olarak almamız gerekiyor. Girişte de o ayeti kerimeyi gördük. Yüce Rabbimizin Ahzab suresinde ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize sunarken, Peygamberimizle ilgili ayetleri, ben peygamberi Allah'ın insanlığa sunuşu olarak okuyorum ben. Sunarken buyuruyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örneklik vardır. Üsve-i hasene kelimesi körü körüne bir taklit, bilinçsizce bir izleme değildir.
Üsve-i hasene demek, doğru bir şekilde neden, niçin, nasıl yaptığını bilerek bilinçli bir şekilde Hazreti Peygamber'e benzemek, Hazreti Peygamber'i izlemektir. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah hangi konuda, kimler için, nerelerde örnek olduğunu da özellikle belirtmemiştir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her konuda örnektir. Her yerde, her coğrafyada örnektir. Her zaman örneğimizdir. Her alanda örneğimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için peygamberi örnek almak, onu üsve-i hasene olarak görmek sadece kuru bir iddia değil. İmanda örneğimizdir aleyhissalatü vesselam. İbadette örneğimizdir aleyhissalatü vesselam. Ahlakta örneğimizdir. Ama biz ahlakı da kâne hulukuhu el-Kur'an olarak, bütünüyle Kur'an ahlakına sahip Muhammed Aleyhisselam olarak görüyoruz ve onu bütün hayatıyla hayatımıza taşımak, örnek almak bizim ona ümmetlik borcu olduğumuzu bir kere daha söylüyoruz. Değerli kardeşlerim, örnek alma aslında insani bir ihtiyaçtır. İnsan çocuk yaştan itibaren birilerine özenmek, birilerine örnek almak, birilerine benzemek ister. Bu bir ilerledikçe, yaş ilerledikçe aslında yine özenti, yine izleme isteği artarak devam eder. Onun için insanımızın önüne, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin önüne doğru örnekler, doğru hedefler koymak zorundayız. Eğer biz insanımızın önüne doğru örnekler, doğru hedefler koyamazsak, o zaman kendisine hayrı olmayan bir takım insanları, çevreleri, adı sanı ne olursa olsun insanımız, gençlerimiz, çocuklarımız örnek almaya kalkacaklar. Ve bugün kendine bile hayrı olmayan, kısa yoldan köşe olmuş, köşe dönme, terlemeden, emek vermeden, çalışmadan para kazanmanın yollarını bilenleri insanlar, gençlerimiz özellikle örnek alıyorsa bizim onların önüne doğru örnekler koyamadığımız içindir. Bir de örnek alma konusunda örneği doğru bir şekilde anlayıp bütüncül bir yaklaşımla hayata taşımak. Yani peygamber gibi çok yönlü bir insanı bir yönüyle öne çıkarmak değil, bütün yönleriyle doğru bir şekilde değerlendirip hayatımıza taşımamız gerekiyor. Günümüz insanının buna ihtiyacı var. Çocuğumuz da, gencimiz de, orta yaşlımızla, olgunluk çağımızdaki insanımızla, kadınımızla, erkeğimizle, hatta yaşlımızla, ihtiyarımızla onu bir bütüncül bakış açısıyla örnek olarak almamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bana gençliğin yardımı verildi diyen bir peygamberin ümmetiyiz. İslami hareket onun şahsında gençlerle başlamıştır. Hocalarım örnekler verdiler. Mekke'ye gittiğimiz zaman görüyoruz ki ve bu gençler sadece kölelerden ibaret gençler değil, varlıklı ailelerin çocukları olarak gençler ön plandadır. Hazreti Musab gibi, Hazreti Ali gibi ve diğer pek çok sahabe-i kiram gibi bana gençliğin yardımı verildi diyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hareketini gençler üzerine kurmuştur. Dinimiz gençlerin omuzları üzerinde yükselmiştir. Aslında toplumların temeli de gençlik, gençler değil midir? Onun için sağlam bir binayı siz çürük temellere nasıl inşa edemezseniz, sağlam, güçlü toplumları da çürük, gayesiz, hedefsiz gençlere gününü gün eden gençlerin omuzlarına kuramazsınız. Onun için Aleyhisselatü Vesselam'ın hareketi gençlerle başlamıştır, gençlerin omuzunda yükselmiştir. Bunu gerçekleştirirken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takip etmiş olduğu nebevi metoda, gençleri kazanma, gençleri hareketin içerisinde tutma ve gençleri bu alanda istihdam etme noktasında takip etmiş olduğu nebevi metoda bazı noktalarıyla dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam gençlere değer verirdi. Gençleri önemserdi Peygamberimiz. Aleyhisselatü Vesselam gençleri severdi. Sevdiğini de onlara ızhar ederdi, gösterirdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlerle istişare ederdi. Onların görüşlerini önemserdi. Peygamberimiz onlarla istişare eder, onların görüşleri doğrultusunda hareket ederdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
gençlere dokunmasını bilirdi. Hem gönül dünyalarına, hem beyin dünyalarına, hem bedenlerine dokunarak çok yönlü olarak onlarla ilgilenen bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Onun insanlara sunduğu Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımız zaman pek çok ayetlerinde Kur'an-ı Kerim insanlık tarihinin genç örneklerini öne çıkarır. Ve bu örneklerin başında elbette peygamberler gelir. Ve peygamberlerin sadece peygamberlik dönemleri anlatılmaz Kur'an-ı Kerim'de. Bakıyorsunuz Hazreti Musa aleyhisselam bir genç, şehirde dolaşan bir gençken karşımıza çıkar. Sokakta görmüş olduğu bir haksızlığa, bir kavgaya bana ne demeden, yanından ne mi lazım diyerek geçmeden müdahil olur ve Kur'an ayetleri bunu bize anlatır. Hazreti Şuayb'ın yürüyüşlerinde bile iffetli olan genç kızlarını anlatır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Ahsenül Kasas dediği Yusuf suresinde baş kahraman Hazreti Yusuf'un özellikle ve öncelikle ağırlıklı olarak peygamber olmadan önceki hayatını anlatır. Yusuf kıssasını okuduğunuz zaman Yusuf'un çocukluk dönemindeki serüveni, Yusuf'un gençlik dönemindeki serüveni anlatılır. Aslında bizim bugün gençlerimizin Hazreti Yusuf gibi örneklere ihtiyacı var. Hazreti Meryem'in çocukluk ve gençlik dönemleri anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Bizim gençlerimizin, bizim insanımızın, hepimizin bu genç ruha ihtiyacı var. Bu genç örneklere ihtiyacı var. Ve Kur'an-ı Kerim bu örnekleri verirken, bu örnekler sicili temiz örneklerdir. Geçmişi temiz örneklerdir. Sabıkasız örneklerdir. Bizim böyle örneklere ne kadar ihtiyacımız var? Zaten peygamberler, peygamber olmadan önce de kirli toplumlarda temiz kalmasını bilen erlerdir. Aynı şekilde Hazreti Yusuf'ta biz bunu görüyoruz. Hazreti Meryem'de biz bunu görüyoruz. Kirli topluma rağmen, genç yaşına rağmen, bir başına kalmış olmalarına rağmen, kadın başına, kız başına istikamette kalmanın ne demek olduğunu gösteren gençlerdir. O ruha sahip olan insanlardır, kahramanlardır bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Diyarı gurbette bugün, gurbet ellerde eğitim, öğretim için ailesinden, yakın çevresine uzaklaşmış gençler için ne kadar örnek, güzel örnek. Diyarı gurbette anne, baba, akraba yakın çevreden uzakta, önce işte kuyulara atılmış, köle diye satılmış, sonra iftiralara maruz kalmış, zindanlara tıkılmış, sonra makamların, mansıpların adamı olmuş Hazreti Yusuf. Ama bütün imkanları, imtihanlarını alnının akıyla geçmesini bilmiş. İstikamette ben Allah'ı hesaba katarak yaşarım, Allah'tan korkarım diyerek günaha düşmeye ramak kala, günahların yanından geçtiği halde asla onlara bulaşmadan temiz kalmasını bilmiş bir gençtir. Ahsenül Kasas diye Kur'an'ın en güzel kıssa diye anlattığı o kıssada biz bunu okuyoruz, bunu görüyoruz. Onun için Hazreti Meryem daha ana karnındayken Allah'a adanmış bir çocuk. Doğar doğmaz ismi annesi tarafından konulan ve belli bir yaşa geldikten sonra da çocuk yaşında mabede Allah'ın dinine hizmete adanmış bir genç kız, bir iffet abidesi olarak karşımızda durur. Hem Yusuf'u hem Meryem'i biz bir iffet anıtı olarak gençliğimizin önüne koymamız gerekiyor. Bunlar bir başlarına kirli toplumlarına rağmen tertemiz kalmasını bilmiş örneklerdir, Kur'an'ın kahramanlarıdır. Onun için bu kahramanları en güzel şekilde, en donanımlı şekilde gençlerimize, insanımıza anlatmamız gerekiyor. Bunların isimlerini taşımamız yetmiyor. Çocuklarımızın isminin Ali olması, Fatıma olması, Meryem olması, Yusuf olması ile iş bitmiyor. Keşke o isimleri taşıyanlar, taşıdıkları o isim, o kahramanların güzelliklerini yaşamış olsalar aslında büyük bir mesafe kat edilmiş olacaktır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf suresinde peygamberimizin her cuma bu sureyi okumayı tavsiye buyurduğu bir sure. Kim cuma günü Ashab-ı Kehf suresini okursa gelecek cumaya kadarki günleri aydınlık olur buyuran peygamber. Anlamadan sadece okumak değil kastı onun. O surede 4 tane önemli kıssa var. Bunlardan birisi de Allah için ayağa kalkmış bir grup gencin kıssası. Ashab-ı Kehf diyoruz. Sureye ismini veren kahramanlardır onlar. Onların özel isimleri geçmez. Onların sayıları üzerinde de durulmaz. Onların yaşadıkları yerden de bahsedilmez.
Onların hangi dönemin insanlar olduğu da söylenmez Kur'an-ı Kerim'de. Neden? Mesaj yere takılıp kalmasın, mesaj isimlerde kalmasın, mesaj o tarihlerde kalmasın, sayılarda kaybolmasın diye, mesaj evrensel olsun diye Yüce Allah onları o icraatlarıyla, duruşlarıyla anlatır. Kirli toplumda ve yanlış yollarda olan, güçlü, kuvvetli, yönetici konumunda olan büyüklerine rağmen, babalarına, annelerine rağmen, Allah'ı bulan ve istikamette kalan, inançları uğrunda da tüm dünyalıkları ellerinin tersiyle iten gençler, Peygamberimiz her cuma bu sureyi, bu kıssayı okumayı bize tavsiye ederken aslında gelecek cumaya kadar bu ruhla diri kalmamızı istiyor. Bizim buna ihtiyacımız var. Bu örneklerden beslenmemizi istiyor. Bu örneklerden güç almamızı istiyor. Onun için Kur'an'ın bu seçkin örnekleriyle daha pek çok isimleri burada zikredilebilir. İnsanımızı aydınlatmamız, donatmamız gerekiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o saadet çağının temel taşlarını bu ilkelerle, bu öğretilerle, anlatılan bu kıssalarla, bu örneklerle oluşturdu, kurdu. Ve dedim ki gençleri dinleyen bir peygamber, birkaç örnekle sabrınızı zorlamadan bağlamak, bitirmek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam bir genç geldi huzuruna, dedi ki ben zina etmek istiyorum ya Resulallah. Bir peygambere bu söylenir mi Allah aşkına? Bunu söyleme imkanı veren bir peygamber, bakınız. Fikir, düşünce özgürlüğü mü ne derseniz deyin. Ve sonra onun gönül dünyasına, beyin dünyasına dokunan bir peygamber. Delikanlı. Annenle birisinin zina etmesini ister misin? Estağfurullah, o nereden çıktı ya Resulallah? Ne münasebet? Kız kardeşinle birisinin ne münasebet ya Resulallah? Peki teyzenle, halanla birisinin ne münasebet ya Resulallah? Bilmiyor musun delikanlı? Senin zinayı etmek istediğin genç kız ya da kadın birisinin ya annesi, ya kız kardeşi, ya teyzesi, ya halası değil mi? Sonra Efendimiz o gencin bedenine dokunuyor. Onun kalbine dokunarak ona dua buyuruyor. Ve o genç istikamette kalmaya devam ediyor. Bizim büyükler olarak, özellikle eğitimciler olarak, hocalar olarak, özellikle din gönüllüleri olarak insanımızın ve Allah'ın bize emaneti olan öğrencimiz, cemaatimiz, çocuklarımız, gençlerimizin hem gönül dünyalarına, hem onları ikna edecek söylemlerle beyin dünyalarına, hem onların bedenlerine, hem dokunmak, hem de onları dualarla hayata, hayatın güçlüklerine, zorluklarına hazırlamak görevimiz var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almak böyle bir şey olsa gerek. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Uhud Harbi gündeme gelmiştir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istişare meclisini kurmuştur. Aslında peygamberin niyeti, düşüncesi Medine'yi Medine içinde kalarak savunmaktır. Büyük sahabiler de aynı düşüncedeler. Ama gençleri kim tutar? Hocam söylediği bir ateş gibi kıvılcımlar saçıyor. Yerlerinde duramıyorlar. Hayır diyorlar, zaten biz Bedir'e katılamadık, Bedir'de bulunamadık. Ya Resulallah dışarıya çıkalım ve düşmanı dışarıda karşılayalım, aslanlar gibi de savaşalım. Olur dedi Efendimiz. Bakınız, onları dinliyor, onların görüşlerini kabul ediyor ve hazırlığını yapıyor. Bu arada büyükler, gençler bir konuşuyorlar. Ya diyorlar, peygamberin isteği bu doğrultuda değildi. Yanlış bir şey mi yaptık? Gidelim peygamberden bu teklifi geri çektiğimizi söyleyelim, özür dileyelim. Ya Resulallah, haddimizi aşmışsak özür dileriz. Senin dediğin gibi olsun, Medine'de kalalım, şehri Medine'de savunalım. Bir peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz, miğferini taktıktan sonra onu çıkarmaz, kılıcını kuşandıktan sonra geri adım atmaz. Azim ve kararlılık, ve şavirhum fil emr, ama feyze azemte fetevekkel alallah. İşlerde istişare edeceksin ama karar verdin mi artık arkaya dönmeyeceksin, geri adım atmayacaksın, azim ve kararlılıkla yoluna devam edeceksin ne pahasına olursa olsun. Gençleri dinleyen, onların görüşlerine değer veren ve onların görüşleri doğrultusunda hareket eden bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün biz gençleri dinlemiyoruz. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de yine bir başka genç örneği Kur'an'ın, bir sureye isim olan Lokman suremizde baş kahraman Lokman o kıssayı anlatırken Mevlid-i Nebi'nin ev ödevi olsun sizler için
Lokman suresinin ikinci sayfasını bir okuyuverin, bir sayfa. Şöyle başlar Yüce Rabbimiz. Ve iz gâle lokmanu libnihi ve huve ya'izuhu. Hani Lokman vaaz ediyordu oğluna. Lokman oğluna vaaz ederken şöyle diyordu, böyle başlıyor kıssa. Kim vaaz ediyor? Lokman. Peygamber olup olmadığı tartışmalı ama Davud Aleyhisselam döneminde yaşamış bir bilge kişi olduğu güçlü, kuvvetli bir rivayet. Lokman vaaz ediyordu, hikmet adamı Lokman. Vaaz ediyordu kime? Kaç kişilik bir vaaz ordusu? Bir kişi. Lokman'ın bir kişilik vaazı diyorum. O da kim? O da Libnihi, oğlu. Oğluna vaaz ediyordu. Biz oğlumuza, kızımıza, evlatlarımıza vaaz ediyor muyuz hocalarım? Desem ki hangi hocamız evladına bir namaz vaazı yaptı? Bir iffet vaazı yaptı? Bir dürüstlük vaazı yaptı? Bir çalışkanlık, üretkenlik vaazı yaptı? Bir vaktin oğlu çocuğu olma vaazı yaptı? Hocam hepimiz yapıyoruz. Hayır, ben söyleyeyim. Biz çocuklarımıza emrediyoruz. Emir eli gibi onları kullanıyoruz. Vaaz nasıl olur? Burada vaizlerimiz var. Bir konuyu alırsınız, ayetiyle, hadisiyle, müdellel halde hazırlarsınız. Sonra ikna edici bir üslupla yarım saat sunarsınız. Yaptık mı böyle bir şey? Bizim buna ihtiyacımız var. Yüce Allah niye anlatıyor Lokman'ın bir kişilik vaazını Kur'an-ı Kerim'de? Hem de bir sureye ana tema olarak seçerek, belirleyerek. İşte bizim Aleyhisselatü Vesselam'ın o nebevi metoduna ihtiyacımız var değerli kardeşlerim. Ve son örnek, Peygamberimiz hocam söyledi ama biraz açmak istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında onun etrafındaki o gençlerle ilgili pek çok anekdot var, anlatılabilecek. Her biri gerçekten mesajlarla yüklü pek çok tablo var ama işte onlardan bir tanesi, Peygamber ölüm döşeğinde 63 yaşında ve 40 bin kişilik bir ordu hazırlanmış. Bir tehlike istihbaratı alınmış. Bizans'ın Medine'ye saldırı tehlike istihbaratı alınmış ve buna karşılık vermek üzere bir ordu hazırlanmış. Büyük bir ordu. 2 sene önce Mekke fethinde tüm kabilelerin katılımıyla bir ordu kurulmuştu. Mekke fethine kaç kişiyle girdi Peygamberimiz? 10 bin kişi. Bakınız 40 bin kişilik bir ordu. Bu orduda kim yok? Kimler yok ki? Veda haccına, hutbesine katılmış olan en dişli, en güçlü, en yaşlı sahabiler olmak üzere herkes var. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Halidler, efendim var var var, hepsi var. Ama aleyhissalatü vesselam 40 bin kişilik bir orduya tırnak içinde bir çocuğu komutan olarak atıyor. Üsame bin Zeyd. 18 yaşındadır. Evet, sahabenin de dikkatini çekiyor. Mırın kırın edenler olmuyor mu? Oluyor. Diyorlar ki ya bu kadar yaşlı başlı sahabe varken bu çocuğu niye peygamber komutan olarak atadı? Ve peygamberimize de geliyor bu serzenişler. Ama orduya Üsame komuta edecektir. Bitti. Ve peygamberimiz ölüm döşeğinde, o da biliyor, Refik-i Ala duasında gidiyor gidici. Ama kendine geldikçe soruyordu. Üsame ordusu yola çıktı mı? Hareket peygamberi. Ölüm döşeğinde bile hareket içerisinde olan, eylem adamı olan ufuk peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Üsame bin Zeyd ordunun komutanı. Ve hakikaten peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etti. Üsame ordusu Medine'ye daha dışında karargah kurmuştu. Vefat etti. Sahabe hemen devreye girdi. Hazreti Ebu Bekir halife seçilince dediler ki bu Üsame'yi değiştir. Hazreti Ebu Bekir ne dedi? Siz ne diyorsunuz ya? İlk icraat olarak benden peygamberin atadığı komutanı azletmemi mi istiyorsunuz? Hayır. Üsame bu ordunun komutanı olarak kalacaktır. Ve Ebu Bekir yürüyerek Üsame bineğinin üzerinde, atının üzerinde giderek o orduyu uğurlama merasimine katılacaktır. Ve Üsame Hazretlerinden Hazreti Ebu Bekir Ömer için izin talebinde bulunacaktır. Olay ayrıntılarıyla kaynaklarımızda var. Burada Üsame bin Zeyd ismi çok dikkat çekici. Sadece onun 18 yaşında olması değil. Üsame babası Zeyd bin Harife. Biliyorsunuz kölelikten gelme bir sahabi. İlk günlerden itibaren, çocuk yaşından itibaren peygamberin yanında olan bir sahabi. Ve çok ilginçtir. Hazreti Zeyd beyaz tenli, Üsame ise siyah tenli olarak dünyaya gelmiş bir çocuk. Olur, bazen beyaz tenli adamın da
zenci bir çocuğu olabilir. Ve çok ilginçtir. Peygamber ömrünün son anlarında Üsame bin Zeyd'e emanet etti o büyük orduyu. Neden? İslam kölelikten efendiliğe böyle getirir insanı. Renk ayrımı, köken ayrımına bakmadan, etnik ayrımına bakmadan İslam'ın izzet dininin getirdiği noktayı gösteriyordu ve tüm cihana da ilan ediyordu. Tıpkı 2 yıl önce ezan-ı Muhammedi okunurken Mekke'nin fethinde Kabe'nin damına çıkan Bilal-i Habeşi'nin o tırmanışını ve o ezan-ı Muhammedi haykırışını bir hatırlayın. İslam kölelikten Bilal'i aldı. Kabe, Kabe-i Muazzama'dır. Muazzam mabettir. O muazzam mabedin tepesine damına çıkardı. İşte İslam böyle aziz eder, böyle şeref kazandırır. Üsame bin Zeyd'de de biz bunu görüyoruz. Onun için Peygamberimizin o nebevi metoduna ihtiyacımız var diyorum. Onun o söylemleri, gençliği onura eden, gençliğe değer veren, gençliği geleceğe hazırlayan o söylemlerine ihtiyacımız var. Peygamberin o örnek olan eylemlerine, uygulamalarını günümüze taşımaya ihtiyacımız var. Fatih Sultan Mehmet 11 yaşındaymış vali olduğunda, biliyor musunuz? Ve Sultan Murat, 2. Murat donanımlı bir hükümdar, yönetici. Buna rağmen yerini bırakmasını bildi. Tabii bu bütün makamları biz gençlere, çocuklara bırakalım anlamında değil. Peygamber de onu yapmamıştır. Ama liyakatli olan gençlerin önünü açma adına çok önemli örneklerimizdir bunlar. Tarihi örneklerimizdir bunlar ve Peygamberimizin uygulamasında kalmayan örneklerimizdir bunlar. Fatihler böyle yetişiyor. Onun için bizim bu ruha, bu nebevi metoda ihtiyacımız var. Şöyle bağlamak istiyorum. Evet, gençlik önce kişilik olarak gençlere söylüyorum. Kendi kişiliğimizin, şahsiyetimizin temelidir. Güçlü bir şahsiyet istiyorsanız, şahsiyetli bir gelecekte insan olmak istiyorsanız sağlam bir gençlik, donanımlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, temiz bir gençlik. Günah virüsleriyle kirletilmeyen bir gençlik. Bu gençlikle kendinizi o gelecekteki şahsiyetli, güçlü şahsiyetli olmaya hazırlayın. Günahlar hiçbirisi bir kerecik denenmeye değmez. Tarihte, insanlık tarihinde denenmemiş günah yoktur. Hiçbir günah da hiçbir kimseye zerre kadar hayır fayda sağlamamıştır. Evet, gençlik toplumun temelidir. O zaman güçlü bir toplum istiyorsak güçlü bir gençlik noktasında çalışmamız, bu noktada gayret etmemiz gerekiyor. Gençlerimizin bu anlamda kadri kıymetini bilmemiz gerekiyor. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan onun bize sunduğu Kur'an-ı Azimüşşan ve söylev ve eylemleriyle sunduğu o güzel hikmetli sözlerinden alacağımız çok şeyler var diyorum. Bu noktada güçlü bir gençlik, temiz bir gençlik için gençlerimize iş düşüyor. Anne baba, hocalarımız, öğretmenlerimiz, eğiticilerimize büyük görevler düşüyor. Çok daha önemlisi etkili yetkili kim varsa bütün kurumlarımıza, tavandan tabana herkese, hepimize büyük görevler düşüyor. Diyorum ki gönlü, ruhu, bedeni genç olan, genç kalan tüm genç ruhlulara selam olsun diyorum. O gençleri o ruhla ufka hazırlayan, geleceğe hazırlayan ufuk peygamberine salat selam olsun. Yüce Rabbimiz ona yaraşır ümmet olmayı, ona benzemeyi, onu özlemeyi, onu izlemeyi bizlere nasip-i müyesser buyursun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Profesör Doktor Ali Akkuner hocamıza da huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Kısaca özetleyeceğim. Resulü daima almak ve onu anlamak dedi başlangıçta. Sözü, fiili, hayatı ve pratiğini hayatımıza taşımamız gerektir dedi. Ayetler Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahseden ayetler peygamberi Cenab-ı Hakk'ın insanlığa sunuşu, sunmasıdır dedi. Üsve-i Hasene körü körüne bir taklit değildir, bilinçli bir şekilde izlemektir. Her konuda o öyle bir Üsve-i Hasene'dir ki, her konuda öyle örnektir ki, her konuda, her coğrafyada, her zaman ahlak-ı Kur'an olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i örnek almak
örnek almanın insani bir ihtiyaç olduğunu, insanlığın önüne doğru örnekler konulmazsa yanlış örneklerin insanlığı felakete, gençleri felakete sürükleyeceğini söyledi. Bir de şunu söyledi, bu sözü özellikle not ettim. Örneği de doğru anlamak. Yani zamanımızda bir problem var ki biz örneği anlamakta sıkıntıya düşüyoruz, örneği yanlış anlıyoruz. Sonra şunu söyledi bana, gençlikle, gençliğin yardımı verilmiştir. Resulullah Efendimiz'den bir hadis aktardı. Hakikaten Resulullah Efendimiz'in İslam'ı tebliğinde, İslam'ın yayılmasında, efendim İslam'ın zaferlerinde, cihadında, gazvelerinde gençliğin ön planda olduğunu söyledi. Hareket dinimizin gençlerin omuzları üzerinde yükseldiğini beyan etti ve peygamberi bir metottan bahsetti. Yani gençlere Resulullah Efendimiz'in değer vermesinden, önemsemesinden, gençleri sevmesinden, sevgisini onlara ızhar etmesinden, onlarla istişare etmesinden, efendim gönül dünyalarına dokunmasından bahsetti, örnekler verdi. Ve sonra Kur'an-ı Kerim'den genç örnekler, Hazreti Musa, Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın isletli genç kızları, Hazreti Yusuf peygamber ve onun iffeti, Hazreti Meryem'in iffeti, efendim Kur'an-ı Kerim'den yine Ashab-ı Kehf ve Kehf suresiyle ilgili Allah için ayağa kalkmış bir grup genç dedi ve gönül dünyamıza dokunan, hayranlık uyandıran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakikaten hayranlık uyandıran bir peygamber. Allah bizi yolundan ayırmasın. Şunu da söylemek isterim ki Resulullah Efendimiz bir hareket peygamberi dedi hocamız, bir ufuk peygamberi dedi. İslam bir izzet dinidir dedi. Hani innel izzete lillahi cemi'a. Hakikaten Allah İslam ile insanları yüceltmiştir. Bilal'i yüceltmiştir. Efendim Üsami'yi, Zeyd'i İslam ile yüceltmiştir. Ve daha milyarlarca insanı İslam ile yüceltmiştir. Sonra örnekliği günümüze taşımalıyız dedi. Ben burada bitiriyorum. Şunu söyleyeceğim Nurettin Topçu'dan bir örnek. Nurettin Topçu der ki biz hakikaten Kur'an ve sünnetin yolunda olur isek tarih tekerrür ederler. Ve der ki tarih Yavuz Sultan Selim'le tekerrür etmiştir. Yavuz Sultan Selim adaleti bakımından Hazreti Ömer'in tekrarıdır der. Sonra der ki tarih İstanbul'un fethinde tekerrür etmiştir. Nasıl tekerrür etmiştir? Uhud'un genç şehitleri, o Resulullah Efendimiz'in istişare edip de meydana çıktığı, çıkardığı gençler şehit olmuştur. Uhud'un genç şehitleri Kur'an'ın ve sünnetin eğitimiyle İstanbul'da Bizans'ın surları önünde yenilendirilmiştir. Yeniden ihya edilmiştir ve Uhud'un genç şehitlerinin ihyasıyla İstanbul fethedilmiştir. İnşallah yeniden Kur'an ile sünnet ile Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolunda yeni bir umutla inşallah Mevlid-i Nebi'mizi tebliğ ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolundan ayırmasın. Hamd sancağı altında toplanan, Havz-ı Kevser etrafında toplanan ümmetinden eylesin. Hem saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Ramazan Altıntaş Bey'e, hem muhterem hocam Profesör Doktor Ali Akpınar Bey'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Karakay Üniversitemize, Sayın Genel Sekreterimize, Rektörümüze, bu konularla ilgilenen bütün kardeşlerimize ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti hepinizin üzerine olsun efendim. Sağ olun, var olun.